Herkese merhaba. Videoya geçmeden önce ben artık videolarımı her çarşamba ve her cumartesi yayınlamaya karar verdim ve büyük ihtimalle 15.00'da yayında olacaklar. Gelmenizi hep bekliyor olacağım. Artık Eylül ayındayız ve hepimizin okulları açılacak. Ve ben de böyle okul temalı anı videolarına, okulda yaşadığım olaylara çok ağırlık vereceğim. Ama bundan önce böyle rahat bir giriş yapalım dedim ve size lisemin ilk gününden bahsetmek istediğime karar verdim ve aynı zamanda size liseyle ilgili tavsiyeler de vermek istiyorum. Çünkü ben liseye ilk başladığımda açıkçası kendim böyle çok heyecanlı ama biraz da böyle ne yapacağımı bilmiyor gibi hissediyordum. Ben High School Musical izleyerek büyüdüm ve High School Musical'daki gibi bir lise hayatı benim için son nokta, doruk nokta, oley noktasıydı ve hep onun olmasını çok 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 istiyordum. Liseyi İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi'nde okudum ve inanılmaz heyecanlıydım liseye geçmek için. Çünkü liseyi kazanmak için zaten o kadar çok çabalamıştım ki bir de ben SBS'ye girmiştim. 3 farklı sınava girdim 6, 7 ve 8'de ve artık yani böyle lisede olmak, hani sınavlardan kurtulmak, özgürlük, böyle oley sonunda büyüdüm ve artık eğlenebilirim. Kendi arkadaşlarım olacak yeni, onlarla vakit geçireceğim. Çok 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 heyecanlıydım. Ve gerçekten büyüdüğümü, büyük bir basamağa atladığımı hissediyordum ve bu çok özel bir şeydi benim için. Lisenin ilk gününde ben ailemle gitmiştim. Bilmiyorum hala aileyle gidiliyor mu yani, tek mi gideceksiniz ailenizle mi bilmiyorum ama ben ailemle oradaydım sabah. Ve arkadaşlar bir gün önceden baş ayak parmağıma bir şey olmuştu ve o tırnak böyle batıyordu. Bildiğiniz lisenin ilk günü sağ ayağımdaki tırnağım batarak okula gittim. Motivem düşüktü bu konuda ama her neyse, umarım siz lütfen tırnaklarınızı düzgün kesmeye dikkat edin ve böyle bir sorun yaşamayın. Ben ortaokulda ve ilkokulda çok 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 disiplinli kişiler tarafından büyütüldüğüm için öyle bir okuldaydım. Hani çok fazla kurallar vardı ve çok 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 kreşilirdi her şeyimize. Lisenin ilk günü ben okula, bildiğiniz saçlarım böyle buradan toplu, sıkı bir şekilde. Ve bizim o zamanlar gömlek, kravat, etek üçlümüz vardı. Sadece bir sene vardı. Beni çok da yaşlı sanmayın. Daha sonra bir sene sonra tişörte, sonra da serbest kıyafete geçtik. Ama ilk senemde gömlek, kravat, etek modundaydık. Ve ben arkadaşlar kravatım bildiğiniz burada. Bildiğiniz burada duruyor. Sadece ders çalışan ve sadece okul kurallarına önem veren tip vardır. Yani öyleydim. Gayet o şekilde bir imaj çizmiştim ve farkında değilim. Herkesin öyle yapması gerekiyor sanıyordum eskiden geldiğim o disiplinli ortam yüzünden. Ve böyle işte gidiyorum, okulun içine girdim. Etrafa böyle ısınmaya çalışıyorum, insanlara bakıyorum. Ve o zamanlar arkadaşlar ben YouTube çok 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 fazla istiyordum. Ve Dave Days benim en sevdiğim YouTuber'dı. Dave Days'in videolarına bayılıyordum. Tabii ki okulda Dave Days'e benzeyen bir çocuk gördüm okulun ilk gününde. Ama daha hiçbir şeye başlamadı. Tören başlamadı, merhabalar başlamadı, hiçbir şey başlamadı ve onu gördüm. Ve anneme diyorum ki, anne bu çocuk sence de Dave'e benzemiyor mu? Ve böyle ilk günümü kendi çapımda şirin hale getirmiştim. Çok mutluydum orada olmak için ama insanlara baktığımda kimsenin benim kadar çok sıkı kıyafetlerle geldiğini görmemiştim ve artık böyle kravatımı sanırım indirmeliyim moduna girmiştim ve böyle saçım biraz daha sanırım açık olabilir. O ortama böyle kendimi adapte etmeye çalışıyordum. Sınıf listesi böyle okunuyordu. 9A'dakiler şurası, 9B şurası, 9C her neyse. Ve benim adım da okundu ve okunduğu zaman o kişilerin bulunduğu yere gitmemiz gerekiyor, o hizaya. Çevreye baktığımda, bakın yanlış anlaşılmayı hiçbir şekilde istemiyorum, gerçekten istediğim en son şey ama çevreye baktığımda normal hayattaki arkadaşlarım gibi insanlar olmadığını fark ettim. Yani çok fazla değişik insanlar vardı ilk izlenim olarak. Bu tamamen önyargı evet ama kendimi biraz sadece garip hissettim. Çünkü normalde vakit geçirdiğim insanlara pek benzemiyorlar. Normalde konuştuğum kişiler gibi değiller. Yani böyle biraz sanki bir üzgündüm yani açıkçası. Hani herkesin kendi arkadaşlarıma benzeyeceğini sanıyordum. Biraz gergin bir şekilde böyle şuramda böyle bir yumru sıraya geçtim ve kendim açıkçası o noktada dürüst olacağım baya baya mutsuz hissediyordum sınıfımı ve dönemimi gördüğümde. Ya arkadaşlarımla ilgili bir şey değil, bakın yine tekrarlıyorum, yanlış anlaşılmak istemiyorum. Alışık olmadığım bir ortamdaydım, zaten bunun da üstünde baskısı vardı ve sanki böyle arkadaş edinemeyeceğime dair bir panik de sahip olduğum için, o paniğe de sahip olduğum için böyle kendimi çok yalnız hissetmiştim. İnsanlarla sanki anlaşamayacağım gibi geliyordu ve baya 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 o an mutsuzdum. Sonra biz her zaman gibi sınıfa geçtik ve sınıfta yani herkes böyle ikişer 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 gruplar olup oturmaya falan başlamışlardı ve ben gerçekten o an yani yalnızdım yani ve bunu sanki önceden o aşağıdayken hani kötü hissetmiştim demiştim ya, sanki bunu biliyordum ve sınıfa girdiğimde bayağı ben yalnızdım ve böyle bir yere geçtim. Bir en arkanın bir önünün bir önü sanırım böyle ortalarda bir yere ve orada tek başıma oturmaya başladım. Tek başıma oturuyorum, insanlar böyle kaynaşmaya başlıyor, şakalaşıyorlar, gülüşüyorlar ama ben yani kendi halimdeydim. Ve daha sonra sınıfa bir kız geldi ve o kız benim yanıma oturmayı seçti. Böyle olur ya. Biz onunla tabii ki böyle konuşmaya başladık, yakın arkadaş olmaya başladık ama bu çok iyi gitmedi. Ben neyse bunu daha sonra size anlatırım. Daha sonra tabii ki yavaş yavaş günler geçtikçe sınıfa, her şeye ısınmaya başladım. Ama baştaki o evre benim için zor oldu biraz diye. Sınıftaki insanlarla kaynaşmama, onları daha çok anlamaya başlamaya, sevmeye başlamaya rağmen
Bizde tam olarak bir şeyler böyle oturmadı hiçbir zaman açıkçası. Ve kendi sınıfımdaki insanlar, mesela erkeklere söyleyeyim, yani o yaşta zaten çoğunluk öyle oluyor ama hani sürekli böyle bir dalga geçme modu herkese, her şeyle, hayatla. Sürekli böyle bir garip şakalar, hani ben pek alışık değildim ona ve o yüzden bu bana hoş gelmiyordu. Sanki ilkokulda ve ortaokuldaki o kenetlendiğimiz aile samimiyeti burada hiç yokmuş ve asla olamayacakmış gibi hissediyordum, kendi adıma konuşuyorum. Ve daha sonra diğer sınıflardan arkadaşlar edinmeye başladım. Ben 9A'daydım, 9B, 9C, diğerleriyle böyle tanıştıkça işlerinde sevdiğim insanlar, en yakın arkadaş olabileceğim insanlar olduğunu fark ettim. Şunu söyleyeyim, ben lise boyunca 4 kez en yakın arkadaş değiştirdim. Bunların da detaylarına başka videolarda inerim ama şu an üniversitede olan biri olarak şunu söylemek istiyorum. Liseyi kesinlikle oradaki arkadaşlarınız, sonsuza kadar en yakın arkadaşlarınız olacak, sonsuza kadar ayrılmayacaksınız, o sınıf hep bir arada olacak, böyle düşünmeyin. Çünkü evet, oradan harika arkadaşlar edinebilirsiniz ve sonsuza kadar arkadaş kalabilirsiniz ama çoğunuz, hepiniz sınıfça deli gibi, telefon çaldı ve video kesildi şu an ama devam edeceğim. Yani kısaca demek istediğim, eğer orada size aşırı uyumayan kişilerle bir arada olduğunuzu düşünüyorsanız kesinlikle üzülmeyin, bu dünyanın sonu değil ve çok 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 eğleneceğiniz kişiler bulacaksınız. Okulda mutlaka bulacaksınız. Bizim okulumuz butik okuldu. Belki de o yüzden ben o kadar çok fazla büyük bir arkadaş grubu edinemedim. Bu konu hakkında üzülmeyin yani. Asla yalnız kalmayacaksınız ve eğlenceli insanlar sizi bulacak, söz veriyorum. Ve lise hayatınız hakkında size şunu söylemek istiyorum. Evet, gerçekten deli gibi eğlenin. Aklınıza gelen çoğu şeyi mantık çerçevesinde yapın. Ve hiç keşkeleriniz olmasın. Arkadaşlarınızla gezin, arkadaşlarınızla eğlenin. Her şey, aklınıza gelebilecek her şey, güvende olduğunuz sürece tabii ki ve mantık çerçevesi içindeyse kesinlikle kesinlikle yapın. Ama aynı zamanda bakın, bu cümleyi lise hayatınız boyunca çok duyacaksınız ve şu an benden de duyuyorsunuz. Yani kendimi çok yaşlı biri gibi hissediyorum, hani böyle yaşlı şu an. Ama söylemek zorundayım arkadaşlar. Her gün, biliyorum bundan bıktınız, biliyorum sınavı yeni atlatıp liseye geçtiniz ve biliyorum eğlenmek hakkınız, kesinlikle sizi çok iyi anlıyorum ama günde sadece 15 dakika tekrar, şu an dershane öğretmeni gibi hissediyorum ama günde 15 dakika tekrar yaptığınızda size yemin ediyorum o kadar kolaylaşacak ki hayat, o kadar mantıklı olacak ki. Eğlenmenizi kısıtlayın demiyorum. Arkadaşlarınızla gezmeyin, ders çalışın asla demiyorum ama eve geldiğinizde 15 dakika boyunca bugün ne yaptık diye bakmak, sadece 15 dakika ya, gerçekten 15 dakika bunu yapacağınıza bana söz verin. Gerçekten aşırı işe yarayacak, yani anlatamayacağım kadar çok işe yarayacak. Sınavlardan son 2 hafta önce çalışmak yerine her gün 15 dakika tekrarla düzgün çalışmak çok 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 önemli. Biliyorum benden nefret ediyorsunuz şu an ama gerçekten ben kötü, itici öğretmenler gibi olmak istemiyorum. Sadece sizin iyiliğinizi istiyorum ve bu kadar kolay bir şey yapmak varken yani kim yapmaz değil mi? Hani seneye, liseye harika bir giriş olur. Yani hem sosyal hem notları iyi, o mükemmel özenilecek insan olacaksınız. Ama lütfen bunun için benim dediğim bu 15 dakikalık tekrar olayını asla anlatmayın. Sizi çok seviyorum ve asla sizin sıkılmanızı istemem. Ama bunun sizi sıkmayacağını bildiğim için zaten öneriyorum. Ve çok işinize yarayacak. Bakın söz veriyorum, tekrar lütfen aşağı yazın yapacağım diye. Size inanıyorum. Lisenin ilk günü için mesela açıkçası makyaj, evet çok önerilen bir şey değil. Ama ben mesela makyaj yapmadan olmazdı benim için. Ben lise boyunca hatta makyaj yapıyordum. O yüzden yapmak isteyenler tavsiyem kesinlikle, okulunuz bu konuda biraz katı olabilir. Bunu bilmeyeceksiniz ilk gün gittiğinizde. O yüzden çok risk almayın. Bence rimel, hafif bir böyle dudak rengine yakın bir ruj ve gözaltı kapatıcınız tabii ki, ya da çok ince bir fondöten olabilir. Yani aşırı makyaj yapmayın böyle, çünkü okul dediğim gibi katı olabilir. O yüzden minimal şekilde, olabildiğince sade gidin ilk gün. Kendinizi en iyi hissedeceğiniz ama en minimal şekilde gitmeye çalışın. Böylece okulun da nabzını ölçmüş olursunuz. Ne kadar arkadaşlar, ne kadar izin veriyorlar. Saçlar konusunda bence sakın benim gibi böyle sıkı alt kuru yapmayın. Onun yerine ben şu an mesela liseye ilk başçı olsam, Ariana Grande'nin saç modeli var ya, böyle yarım topluyor. Hani şöyle üstten yarım, hem açık gibi hem toplu gibi, ondan yapardım kesinlikle. Çünkü toplu da denebilir, açık da denebilir. Okulun pek karışacağını düşünmüyorum ve bence ilk gün için çok tatlı, çok güzel bir imaj. Kıyafet konusuna gelince, eğer okulunuz serbest kıyafetse, şu an galiba çoğu okul serbest kıyafet, emin değilim tabii ki ama ben okulun ilk günü büyük ihtimalle pantolon ya da böyle bileklerin biraz üstünde bir skinny jean giyerdim. Ve onun üstüne de içinde çok 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 rahat hissettiğim bir bluz giyerdim. Mesela bu üstümdeki tarzda bir şeyler giymeye çalışırdım. Kendinizi rahat ve güzel hissetmeniz çok önemli. İçindeyken rahat hissettiğiniz kıyafetleri giyin. Eğer serbestse tabii ki. Serbest değilse de okul formanız. Ben şu an liseye başlayacak olsam, lisenin ilk günde kesinlikle sınıfım açıklandığı anda girer ve herkese merhaba 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 şeklinde tanışmaya çalışırdım. Çünkü zaten siz tanışacaksınız orada. İnanılmaz yakın arkadaşlar olacaksınız ama direkt başlamak en iyisi. Direkt hiç vakit kaybetmeden aralarına dalmak bence çok eğlenceli.
Küçük bir tavsiye olarak her sabah güvenliğe, kantinciye, karşınıza çıkan okul çalışanlarına günaydın demeyi unutmayın. Çünkü hem onlarla aranız iyi olduğunda daha kendinizi rahat ve daha evde gibi hissedeceksiniz ve bu çok güzel bir şey. Aynı zamanda müdür yardımcınızla aranızı iyi tutmaya çalışın. Bakın ilk günden bilmiyorum ne yapacaksınız ama iyi tutmaya çalışın. Ben bu konuda çok çektim. Çok arama iyi tutamadım. Sonra böyle çok hoş şeyler olmadı ama siz bence aranızı iyi tutun. Müdür yardımcılara bakın, müdür yardımcısı kadar önemli bir şey yok yani. O baya sürekli muhatap olacağınız insan olacak. Okuldan çıkmak için, izin almak için, bir probleminiz olduğunda danışmak için, her şey için. O yüzden müdür yardımcıları, sizi çok seviyoruz. Kendiniz olmaktan sakın korkmayın. Eğer bir şeyi seviyorsanız onu sevmeye devam edin. Onu sevdiğinizi söylemekten asla çekinmeyin. İnsanlar sizi siz olduğunuz için sevsin. Zaten yeni bir ortama giriyorsunuz. Kimse sizi tanımıyor. Herkes sizi İlk kez tanıyacak ve o ilk imajı oturtmak sizin elinizde. Neler sevdiğinizi söylemek, nasıl biri olduğunuzu yansıtmak, en doğal, en gerçek, en içten, en samimi ve en siz halinize karşılarına çıkın ve böylece kim gerçekten sizin yanınıza gelirse o sizin en yakın arkadaşınız olacak ve aranızdaki o iletişim direkt doğal bir şekilde kendiliğinden oluşmuş olacak. Lise hayatınız boyunca ve hayatınızın geri kalanı boyunca asla kendiniz olmaktan çekinmeyin. Bu çok 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 önemli. Ben asla çekinmedim hayatımın hiçbir evresinde ve bu galiba kendimle ilgili gurur duyduğum birinci şey budur yani. Kendim olmaktan çekinmemek. Çünkü insanlar sizi sahte biri olduğunuz için değil, siz olduğunuz için sevmeli. Siz olduğunuz için sizinle arkadaş olmalı. O zaman çok daha gerçek oluyor aradaki o bağlar ve hiçbir şey değişmiyor. Her şey sadece daha iyiye gidiyor ve bunu kim istemez ve bunu gerçekten hak ediyorsunuz. Ve son olarak söyleyeceğim gibi gerçekten eğer arkadaş çevresi konusunda çok mutlu değilseniz kesinlikle bu konuda hiçbir şekilde üzülmeyin. Çünkü sınıfınızda olmak zorunda değil en yakın arkadaşınız. Dışarıdaki başka sınıf sınıflarda da olabilir okulunuzda ve benim öyle oldu tekrar dediğim gibi. O yüzden kendinizi asla dışlanmış, yalnız, kötü, arkadaş bulamayacak gibi hissetmenizi istemiyorum çünkü bu imkansız. Eğer her şeye rağmen bulamadıysanız da ben varım, bana her zaman yazabilirsiniz. Çok ciddiyim bu konuda. Gerçekten ben varım, biz arkadaş olabiliriz. Neden olmayalım? Eğer DM'i unuttuğum bir nokta varsa ve sizin sormak istediğiniz, cevaplamadığım bir şey varsa aşağıya yorum olarak yazın. Gördüklerimin hepsini cevaplamaya çalışacağım. Gerçekten söz veriyorum. Yapabildiğim kadar tavsiye veririm. Çünkü sizi çok 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 seviyorum. Umarım harika geçer liseniz. Gerçekten müthiş geçsin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğeni basmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum tekrar ve bir sonraki videoda görüşürüz.